Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Malum bugünlerde konumuz pistler. Özellikle Atatürk Havalimanı'nda 1735 pistlerin üzerine inşa edilen hastane inşaatı sırasında bu pistler kırılmaya başlandı ve akıllara sorular geldi. Gerçekten İstanbul'da kaç pist var? Havalimanlarımızda, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen'de hangi pistler inşa ediliyor? Gelin bugünkü konumuzda yapılan pist inşaatlarını ve oluşturulacak yeni kapasiteyi birlikte inceleyelim. İlk olarak İstanbul Havalimanı'nı inceliyoruz. Malum İstanbul Havalimanı 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren tam kapasite kullanıma geçti. Atatürk Havalimanı'ndaki tüm havayolu yolcu operasyonu buraya kaymış durumda. Halen İstanbul Havalimanı'nda iki ana pist bulunuyor. İki ana pistin yanında birer tane de yedek pist var. Yani Atatürk Havalimanı'ndaki 3 pist sayısı yeni meydanda İstanbul Havalimanı'nda 4'e çıkmış durumda. Bu iki ana pist ve iki yedek pist aynı anda paralel olarak iniş ve kalkışa hazır. Bu pistlerden biri 3750 metre uzunluğunda, eni 45 metre, en batı kısmında yer alan pist bu. Onun yanında da hemen bu sefer 4100 metre uzunluğunda ve 60 metre eninde de diğer pist yer almakta. İki pistin hemen sonrasında dev bir terminal sahası başlanıyor. Fakat tabii bu pistlere en ucuna iniş yaptığınız zaman taksi süresi yaklaşık 22 dakika gibi bir süre. Tabii bu da eleştiri konusu olmuştu. Bir havalimanını full kapasite açabilmek hemen o kadar kolay değil. Hele de durumunuz, vaziyetiniz İstanbul Havalimanı gibi dev bir yatırım olunca bazı şeyler tabii ki yavaş yavaş taksit taksit açılma durumunda kalınıyor. Havalimanının ikinci büyük ihtiyacı olan 3 numaralı pist, yani gerçekte 5 numara ama hava trafiği olarak baktığımız zaman 3 numaralı pist ise 18 Haziran 2020 tarihinde hizmete girecek. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA bir bilgilendirme notu kamuoyuyla paylaşmıştı. Burada da bu pist için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını ifade etmişlerdi. Gelin İGA'nın CEO'su Kadir Samsunlu bu konuyla ilgili neler söylemiş birlikte dinleyelim. Şu an 3. ana pistimiz, havalimanımızdaki 5. pistin üstündeyiz. Solumda taksi yolu, sağımda da pist inşaatı artık son noktasına gelmiş durumda. Bu yatırım bizim 29 Ekim açılışımızdan sonra hiç durmadan devam ettiğimiz ve tamamlanınca havalimanımızın iniş kapasitesini saatlik olarak 130'lara ve daha da önemlisi terminalimizin doğusunda da yeni bir iniş kalkış pisti olacağı için taksi sürelerinde yaklaşık olarak %50 azalmasına imkan verecek çok önemli bir parçası İstanbul Havalimanı'nın. Bu yatırımla beraber toplam yaptığımız yatırım tutarı da 7.7 milyar euroya gelecek. Bu şekilde de devletimize verdiğimiz taahhüdün neredeyse %75'ini de tamamlamış oluyoruz. Bu da bizim açımızdan Türkiye'nin en büyük altyapı yatırım projesinin ulaştığı bir seviyeyi de ortaya koymuş olacağız. Bir senedir bu havalimanını kullanıyoruz. Bu bir senede bu yaptığımız altyapının ne kadar güçlü ve hizmete hazır olduğunu zaten 370 bine yaklaşan iniş kalkış ve 65 milyon yolcuyla test ettik. İnşallah 3. ana pistimiz bitince de aynı altyapının ne kadar güçlü o şekilde yapıldığını bir kere daha konfirme edeceğiz. Bu pist geniş gövdeli uçaklarda inebilir. 45 metre eninde, dar gövdeli uçaklar için de ideal bir pist. Amaç burada daha doğu tarafında yer alıp taksi sürelerinin 22 dakikadan ortalama 15 dakikaya inmesi. Yani iç hatlar operasyonunda örneğin uçak Ankara'dan İstanbul'a indi. Bu pistte inişini gerçekleştirip çok daha hızlı terminale gelebilecek. Bu pist niye peki uzun yapılmadı? Birinci amaç hızlı bitirilmesini sağlamak. İkinci amaç pistin özellikle kuzey tarafında zemin konusunda daha fazla bir çalışma yapmak gerekiyordu. Bunların hızlandırılması amacıyla şu an 3000 metrelik pist yeterli. Bu amaçla daha kısa inşa edilmiş durumda. Bundan sonra ne olacak? Dördüncü pistin planlanması söz konusu. Dördüncü pistin ise yönü daha değişik. Kuzeyli güneyli
yapılan bu 3 pistten sonra 4. pist doğu batı istikametinde olacak. Özellikle yan rüzgar dönemlerinde bu pist ile hava trafiğinin rahatlatılması planlanıyor. Şimdi sırada Sabiha Gökçen Havalimanı var. Malum Sabiha Gökçen Havalimanı tek pistle operasyon yapıyor. Hatta ne yazık ki yılbaşında arka arkaya meydana gelen 2 Pegasus kazasında bu pistler kapatılmıştı. Ve bu durumda Sabiha Gökçen'e bir olumsuz bir durum olarak yansımıştı. Fakat ne yazık ki ihalesi 2013'te yapılan ve 7 yıldır da bitirilemeyen bir paralel pist çalışması var. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmecisi İSG, havalimanının sahibi ise HH. HH Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı bir alt şirket. Türkiye'deki neredeyse havalimanlarının tamamına yakını Devlet Hava Meydanları işletmesi kontrolü altında olurken burada işletme sahibi olan HH ve pist inşaatı HH'ın üzerinden gidiyor. Bu paralel pistin özelliği altından iki noktada otobanın geçmesi. Bu gibi çalışmalar ne yazık ki işte bu hafriyatı, tünellerin yapımı, üstüne pist inşası gibi durumlar ne yazık ki pist çalışmalarını olumsuz etkilemiş, uzatılmış durumda. Bu pist 3500 metre olarak planlanmış durumda ve hedef Kasım ayı içerisinde, Kasım 2020'de bu pistin tamamlanması. Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak İSG'nin CEO'su Ersel Göral'la bir röportajımız olmuştu. Aralık 2019 tarihli bu röportajda sizlere Ersel Bey ne demiş, şimdi birlikte izliyoruz. Elbette pistin kategorisi 3 olacak bir kere. Dolayısıyla her türlü hava koşulunda iniş kalkış sağlanabilecek. Pist inşaatımız önemli kilometre taşlarından biri olan alt tünellerin inşaatı bitti. Şimdi dolgu işlemleri başlıyor. Ve dolgunun tamamlanmasından sonra üst yapı işleri, yani seyir sefer cihazları, aydınlatma ekipmanları da tamamlandığında bir aksilik olmazsa 2020 yılının, yani önümüzdeki senenin sonunda ikinci pist tamamen hizmete girmiş olacak. Gerek İstanbul Havalimanı gerek Sabiha Gökçen 2019'u 103 milyon yolcuyla kapattı. Bu çok ciddi bir rakam. 103 milyon yolcu için tabii ki büyümenin devam edebilmesi için pistler çok önemli. Şimdi diyebilirsiniz ki koronavirüs var. Gerçekten havacılık çok ağır darbe aldı. %40 gibi bir düşüş var. 2019 rakamlarına tekrar 2024 civarında ulaşılabileceği konuşuluyor sektörde ama pist gibi yatırımlar çok uzun vadeli yatırımlar. Bu pistlerle birlikte bir havalimanındaki gelen damarları arttırıyorsunuz. Daha emniyetli, daha iyi bir şekilde uçak akışını, trafiğini sağlıyorsunuz. Terminal yapmaya göre çok daha zor bir iş. Altyapısını ayarlanması çok daha zor bir iş. Bazen sizi sıkıştırıyor. Niye sıkıştırıyor? Çünkü elinizde yeterli arazi olmamış oluyor. Videonun başında da belirttiğim gibi Atatürk Havalimanı ile gündeme geldi pistler. Ne yazık ki yapılan planlamada Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı doğrultusunda olan iki pistinin geçtiğimiz yıl Kasım ayında kapatılması kararı alınmıştı. Bunun üzerine de pistin üzerine çarpı işaretleri çizilmişti. Fakat bu pistler bakımlı olarak tutulabilir. Acil durumlarda kullanılmak üzere yedek bir güç olarak elde tutulabilirdi ama kırılma kararı alındı. Ve tabii ki bu koronavirüste de ortaya çıkan hastane ihtiyacı da bunu biraz tetiklemiş durumda. Halen Atatürk Havalimanı'nın iç ve dış hat terminal binaları yaklaşık bir yıldan uzun bir süredir boş olarak bekliyor. Bakalım bu binalar nasıl değerlendirilecek? Herhalde önümüzdeki günlerde bu konularla da ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağız. Havacılık videoları için tolgozbek.com kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bize yorum yazarak sorularınızı iletebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde bizlere info@tolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Koronavirüs günlerinde herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Yeni bir videoda yarın saat 19'da görüşmek üzere.